Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah kahvaltılarının muhteşem tatlarından beyaz kiraz reçeli yapmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir reçel oldu. Rengi, kıvamı dağılmayan, tane tane pişen bir kiraz reçelimiz oldu. Buyurun, hep beraber sizlerle yapmaya başlayalım. Arkadaşlar burada 2 kilo kadar beyaz kirazım var. Beyaz kirazı reçeli de çok güzel oluyor. Çok nefis oluyor. Bunların önce bir güzel 3-4 su yıkadım. Yıkadıktan sonra çöplerini, saplarını temizledim. Beyaz kiraz çok bekletmeye gelmiyor. Hemen kararmaya başlıyor. Ben bunu alalı 2 gün kadar oldu. Hemen yapamamıştım. Onun için biraz lekelenmiş ama yine de siz alırsanız çok beklemeden hemen yapsanız daha güzel olur. Şimdi bunun çekirdeklerini çıkartacağım. Çay kaşığımın sapıyla çıkartıyorum çekirdeklerini. Birkaç tane aparat denedim ama en kolayı bu oldu. Sapının olduğu yuvadan giriyorum. Aşağıya hafif bastırıyorum. Çekirdeği de yukarıya doğru kaldırıyorum. Çapraz bir şekilde giriyorum. Hemen çekirdek yukarıya doğru çıkıyor. Bunun bir aparatı var. Buradan girerek alttan çekirdek çıkıyor. Ama o zaman iki tane delik oluyor. Bunda sadece sapının olduğu yerde oluyor çekirdeğin çıktığı. Bu daha az deforme oluyor. Bir de bazı arkadaşlarım pipetle yapıyorlar. Onda da aynı, alttan da delik açılıyor. Bunda sadece şu yuvada oluyor açıklık. Bu yöntem benim daha çok hoşuma gitti. Tabii ki siz arzu ettiğiniz gibi yapabilirsiniz. Çok da kolay çıkıyor çekirdekler. Bunu şekere yatırıp bekletmiyorum. Çünkü beklettiğim zaman zaten bu kirazlar çabuk lekeleniyorlar. Bekletince daha fazla da kararabilir. Onun için hemen pişirme aşamasına geçeceğiz. 1 kilo kiraza 5 bardak şeker kullanıyorum. Siz 4 bardak da kullanabilirsiniz. Fazla şuruplu istemiyorsanız, bol meyveli istiyorum diyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Şimdi bunu pişirme aşamasına geçeceğim. Buraya 10 bardak şeker ve 2 bardak su koyarak şekeri ve suyu önce bir eriteceğim. Ondan sonra kirazları ilave edeceğim içerisine. Şimdi işlemimize başlayalım. 10 bardak şeker koyacağım. Üzerine 2 bardak da su koyacağım. Şimdi bunun ateşini açarak şekerin çözülmesini sağlayacağım. Şekerimiz erimeye başladı. Bu iyi çözülüp kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra kirazları içerisine ilave edeceğim. Daha önce de kırmızı kiraz reçeli yaptım. Gerçekten de çok şahane bir reçel oldu. Tane tane oldu, hiç dağılmadı. Şurubu da çok kıvamlı oldu. Şu anda hafif şekerimiz kaynamaya başladı. Bir 5 dakika kadar kaynatmak istiyorum. Aşağı yukarı 4-5 dakikadır kaynıyor şerbetimiz. Şimdi bunun üzerine kirazlarımı ilave edeceğim. Şimdi bunu kaynayıncaya kadar altını harlı ateşe açtım. Kaynamaya bıraktım. Kaynadıktan sonra da üzerine bir çay kaşığı kadar tereyağı koyarak kiraz reçelimin hem parlaklığını sağlayacağım hem köpüklenmesini engelleyeceğim. Gerçekten de bunu devamlı deniyorum. Tereyağı koyduğum zaman pırıl pırıl bir parlaklık oluyor ve fazla da köpük oluşmuyor. Şu anda reçelimiz kaynadı ve köpürmeye başladı. Üzerine bir çay kaşığı kadar tereyağı koyup karıştırıyorum ve köpüğünün daha azalmasını ve parlaklığını sağlaması için bekletiyorum. Bakın arkadaşlar, tereyağını koyunca o köpükler birden azaldılar. Şimdi bunu orta ateşe alacağım ve kaynamaya bırakacağım. Ara ara kontrol edeceğim. En az bir 10-15 dakika sonra üzerinde oluşan köpükleri de alacağım. Ocağın altını tam kısık değil de orta kısığa getirdim. Daha alınacak henüz bir köpüğümüz yok. Bu reçel gerçekten de çok hızlı köpüren ve kabaran bir reçel. Onun için ateşe çok dikkat etmek gerekiyor. Çok harlı ateşte olmaması gerekiyor. Devamlı kontrol amaçlı kısıkta durması gerekiyor. Ben birazcık dikkat etmeyince hemen köpürdü. Ateşini bayağı bir azalttım şu anda. Belki de normal kısıkta da işimi görecek. Şu anda kendi halinde kaynamaya başladı. En az bir 10-15 dakika kaynadıktan sonra tekrar kontrol edeceğim.
Yaklaşık 15 dakikadır kaynayan kiraz reçelimizin artık üzerinde oluşan köpükleri temizlemek istiyorum. Söylediğim gibi tereyağı koyduktan sonra çok fazla da köpük oluşmuyor. Olanları da alıyorum. Reçelim pırıl pırıl oluyor. Daha çok kaynaması gerekiyor. Ara ara yine kontrol edeceğim. Pişmeye devam edecek. Reçelim yarım saattir kaynıyor. Bayağı gözenekler oluşmaya başladı. Şöyle baktığım zaman bayağı da koyulaşmış. Ama biraz daha kaynamasını sağlayacağım. Bir 5 dakika daha kaynasın. Sonra tekrar kontrol edeceğim. Şu anda suyu çok fazla. Birazcık daha koyulsun. Çok sulu da güzel olmuyor. Şimdi buzlukta soğuttuğum tabağıma biraz alıp şurada kontrol etmek istiyorum. Bana göre çok güzel şurubu. Bu soğuduğu zaman daha da koyulaşacak. Şimdi buna yarım limonun suyunu sıkarak 5 dakika daha kaynatmak istiyorum. Evet, çok güzel bir kıvama ulaştı. Şöyle bir kıvam görebilirsiniz. Şöyle baloncuklar oluşuyor. Baloncuklar oluşmaya başladığında zaten reçelimizin suyu hafif şurup kıvamına gelmiş demektir. Yarım limonun suyunu da koyuyorum. Aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar. Şekerlenmeyi engeller. Eğer limon suyu olmazsa limon tuzu da koyabilirsiniz. 1 kiloya 1 çay kaşığı kadar da limon tuzu koyabilirsiniz. O da çok güzel olur. Limon suyunu koyduktan sonra bir 5 dakika daha kaynatmak istiyorum. Reçelimin kıvamı çok güzel oldu. Görmenizi de isterim. Eğer bunları hemen tüketmeyeceksek kaynar sudan geçirdiğim temiz kavanozlarımı sıcak sıcak altı yanar vaziyette kavanozlara dolduruyorum. Ve kapaklarını da kaynar sudan geçiriyorum. Uzun süre saklamak istiyorsak sıcak sıcak doldurmamız gerekiyor. Bu böyle en az 2 sene özelliğini kaybetmeden duruyor. Islattığım bir kağıt havluyla kenarlarını güzelce silip ondan sonra da kapağımı sıkıca kapatacağım. Gerçekten çok güzel oldu. Şurada da bir görmenizi isterim. Üzüm gibi tane tane duruyorlar. Reçelimin soğumuş hali bu. Gerçekten çok güzel. Tane tane bir reçel. Kıvamını da görmek isterseniz. Kıvamı da şurubu da çok güzel. Tam kıvamı tereyağlı ekmeğin üzerine sürüldüğü zaman üzerinde de bile kalacak. Tane tane bir kiraz reçelimi oldu. Mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olur. Like atarsanız da çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Hoşça kalın, mutlu kalın, iyi günler.